Lezzet Avcısı'ndan herkese merhabalar. Ekranları başında bizleri izleyen tüm seyircilerimi saygıyla selamlıyorum. Her hafta birbirinden güzel lezzetler yapmaya devam ediyoruz. Bu hafta da Ayfer Geçgel ablamızın yanına geldik. Gelin size terbiyeli köfte çorbası yapayım dedi. Ayfer teyzeciğim merhabalar. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Nasılsınız? Sağ olun, iyiyim. Siz nasılsınız? Teşekkürler efendim. Sizi biraz tanıyabilir miyim? Ben 43 yıllık evliyim. 3 tane çocuğum var. Allah bağışlasın efendim. 3'ü de evli. 1 tane torunum var. Ne güzel maşallah. Allah efendim uzun ömür versin. Amin. 3'te damadım var. Ev hanımısınız? Ev hanımıyım. Yemek yapmayı da seviyorsunuz. Evet. Teşekkür ederiz. Yapalım. Bizi aradınız. Buyurun gelin dedi Ayfer ablamız. Ben size çok güzel yemek yapayım, bir çorba yapayım dedi. Çok teşekkür ediyoruz bizi evinize davet ettiğiniz için efendim de. Bugün terbiyeli köfte çorbası yapacağız. Seyircilerimizin için isterseniz kullandığımız malzemelerimi saymakla başlayalım. Neler kullanacağız? 200-250 gram kıymamız var. İçine ölçülü bir kaşık yoğurduna, bir kaşık da köftesine un katacağız. Yarım bir bardaktan bir parmak eksik düğü, ince düğü, bulgur yani. Salça, bir yemek kaşığı karabiber, gerektiği kadar tuz, bir kaşık salça. Açlık 2 kase. Böyle açlığı 4-5 saat evvelden kaynatıyorsun, sıcak suyun içine bırakıyorsun. Hemen olmuyor, bu hale geliyor, bu kadar oluyor. Ya değilse hemen pişmiyor. Düdüklü de dahi pişmiyor. Bizim için bir gece öncesinden hazırlamıştın sen, ellerine sağlık. Bir gece, sabahtan da olur. Hani erken kalktığınız zaman sabahtan da olabilir. Yumurtalarımız var terbiyelerimiz için ve evet, köftemiz için. Evet, birer de yumurta. Olarak köftemizi yapacağız çorbamızın, değil mi? Evet. O zaman başlayalım. Köftemizi yapıyoruz efendim çorbamız için. Tamam. Yardımcı olun. 200 gram kadar kıyma kullandık. Evet. Düğü. Her zaman yapar mısınız bu çorbayı Ayfer teyzeciğim? Evet, her zaman yaparım. Bu biraz da şeker hastaları için, hastalara hasta çorba. Bizim yöremize ait bir çorba zaten, değil evet, mi? Evet. Şimdi onu olduk. Köftesi yapımı oldukça da basit evet, köftemizi. Evet, çok basit. Bir kaşık da un koyuyoruz. Bir kaşık da değil, hemen hemen. Biraz şey. Göz kararı evet, koyduk. Göz kararı. Şuradan azıcık su alayım. Değerli izleyicilerimiz, bugün terbiyeli köfte çorbası yapıyoruz. Ayfer teyzemizin evine geldik ve ilk iş olarak köftelerimizi yapacağız çorbamız için dedi. Ve şimdi yoğurma işlemine geçiyoruz. Çok sert olmayacak köftemizin. Evet, çok kıvamı. Sert. Evet. Daha sonra da misket şeklinde vereceğiz, değil mi? Evet. Hemen yuvarlarım. Bak, çekmeye başladı. Kıyma kendini çekene kadar düğüler. Yoğurmaya devam ediyoruz. Evet. Çok kısa sürede zaten kıvam alıyor. Benim elime alışkın bunlara. Boyutu nasıl olacak? Minik minik. Evet. Şöyle seyircilerimize bir göster istersen Ayfer teyzeciğim. Nasıl yapıyoruz? Boyutu ne kadar oluyor? Daha gösteririm. Çok daha. Ha, dur. Hemen yuvarlanır. Az daha çeksin. Misket yuvarlığını, misketten biraz küçük yapsın. Biraz küçük. Herkes bilir. Kaşar gelme açısından da. Ben avucumda şey yapayım, dur. Bu şekilde. Bu yaptığımız çorba kaç kişilik olacak Ayfer teyzeciğim? Bu yaptığımız çorba 10 kişiye kadar yeter mi?
12 kişilik. 12 kişilik yemek. Misafirlerimiz için de kullanabiliriz. Evet, evlerimizde yapabiliriz. Özellikle Ramazan aylarında çok güzel bir çorba oluyor. Köftelerimizi yaptık. Şimdi terbiyesini yapacağız. Evet, terbiyesini. Yoğurdu 1 kilo kadar. İşte bu kaseyle herkes arzuya göre bırakabilir. Ama siz fazla yoğurt, evet, daha lezzetli olur diyorsunuz. Evet. Yoğurdumuzun kesilmemesi için 1 mama kaşığı kadar un. 1 tatlı kaşığı kadar un ilave ettik efendim. 1 tane de yumurta kırıyoruz Ayfer teyzeciğim. Terbiyesi bu kadar. Tuzunu atalım. Bayağı arzuya göre atsın herkes bunu. Dök suyu şimdi. Dök, 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 dök. Şuraya kadar dök bayağı. Şimdi çırptık buğdayını bırakıyoruz. Bunu hep atıyorum. 2 kase buğdayımızı haşlamıştır, evet, dedi. Sağ olsun, biz gelmeden yapmıştı Ayfer teyzem. Şimdi buğdayını bırakıyor çorbamızın içerisine. Terbiyesini hazırladık. Suyun üzerine döktük efendim. Şimdi çorbamızı ocağa aldık ve pişmesi için karıştırıyoruz. Kesilmemesi için unumuzu koymuştuk ama biraz karıştırmaya devam ediyoruz Ayfer teyzeciğim, değil mi? Evet, tuz söyle. Bir yumurta koyduk, tuzunu koyduk, unu ilave ettik efendim, yoğurdunu koyduk. Ve şimdi karıştırıyoruz ki terbiyemiz kesilmesin. Kaynayana kadar karıştıracağız mı yoksa bırakacağız mı? Karıştıracağız. Kaynayana kadar karıştıracağız. Değerli izleyicilerimiz, çorbamızı kaynamaya bırakmıştık, kaynadı ve şimdi yaptığımız köfteleri ilave edeceğiz. Evet Ayfer teyzeciğim, köfteleri atıyorsun. Hemen pişecekler zaten köftelerimiz. Hemen pişer. Köfteler pişerken yağını da üzerine yapacağız ve, evet, dökeceğiz. Evet. Naneli yağ yapacağız. Eskiler çok yaparlardı bu çorbalara, değil mi? Evet. Misafirlerinize de her zaman yapıyorsunuz bunlardan. Evet, yaparım. Ramazan aylarında dedim ya. Daha önce de bir yemek yarışmasına katılmışsın, valinin düzenlediği galiba. Evet. Orada da başarıların var. Gerçekten çok beceriksin. Tebrik ediyorum seni. Sağ çok olun, güzel yemekler yapıyormuşsun. Öyle duyduk. Evet, sağ olun. Her zaman bekleriz. İnşallah efendim. Teşekkür ederiz. Köftelerimizi yavaş yavaş çorbalarımızın içerisine bırakıyoruz. Mis gibi kokular gelmeye başladı. Kaynadıkça o yoğurdun mis gibi kokusu, doğallık kokusu, açlık var içerisinde, köfte var. Enfes bir lezzet bence. Evet. Sizler de denemelisiniz. Şimdi yağsını şey yapayım. Bir kaşık tereyağı, 3 kaşık da tahta kaşıkla zeytinyağı sosu. Biraz da nane olacak. Sosu için tereyağı ve zeytinyağı kullanacağız. Evet. Pişerken dökeceğimiz için erkenden koyduk biz yağını, hemen ısınsın, evet, diye. Pişerken de olur. Artık köftelerimiz girdi. Yavaş yavaş karıştırıyoruz, değil mi? Köftelerimize dağılma olmuyor zaten. Tereyağımızın yanmaması için sıvı yağ da koyduk içerisine. Şimdi tereyağımız eriyecek ve üzerine nane ilave edeceğiz. Kırmızı biber kullanacak mısın teyzeciğim? Yok, kırmızı biber isteyen pul biber ata kullanabilir. Ama sadece nane yapacağız, evet, üstüne. Sadece nane oluyor. Nanesini attık 2 kaşık. 2 çay kaşığı nane kullandık. Ve çorbamızın üzerine döküyoruz. Harika görünüyorlar. Ellerine sağlık Ayfer teyzeciğim.
Birazdan hazır olacak çorbamız. Evet, şurada dursun da. Değerli izleyicilerimiz, çorbamız pişti ve sunumunu hazırladık ama sağ olsun Ayfer teyzem bizler için o kadar güzel bir masa hazırlamış ki bir sürü çeşit yapmış. Dolma yapmış, midye tatlısı yapmış, Aksaray'ımızın şeker böreğini yapmış, yine Aksaray yöremize ait asker kurabiyesini yapmış, su böreğini yapmış, salata yapmış. Bu kadar çok şeyi zahmet etmişsin. Ellerine, emeğine sağlık Ayfer teyzem. Bizi mahcup ettin. Biz sadece senin bu güzel çorbanı içmek için gelmiştik ama sen kıyamadım, içimden geldi. Size güzel bir sofra hazırlayayım demişsin. Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyoruz her şey için de. Şimdi yanımda da İsmail amcam var. Ayfer teyzemin eşi. Merhabalar İsmail amcam. Merhaba. Nasılsın? Seni biraz tanıyabilir miyiz kapatmadan? Adım İsmail Geçker. Şoförüm. Amatör şoförüyüm. Emekli oldunuz. Evdesiniz. Evet. Ayfer teyzem böyle güzel yemekler yapıyor. Evet. Sizler de onları beraber yiyorsunuz. Gerçekten çok başarılı ve becerikli bir hanımınız var. Ellerine sağlık. Çok teşekkür ediyorum. Bizleri de evlerinize kabul ettiniz. Ayfer teyzem, senin de ellerine sağlık. Aferin. Şimdi çorbanın tadına diğer lezzetlerden önce bakmak istiyorum izinle. Bakmasın. Gerçekten harika olmuş. Efendim, sizler de evlerinize deneyebilirsiniz. Çok güzel. O köftenin yumuşaklığı, açlığın verdiği bir lezzet. Yoğurdun tadı gerçekten harika. Sizler de evlerinizde yapabilirsiniz efendim. Afiyet olsun. Ayfer teyzeciğim, bugün Lansa Belediye Başkanımız Sayın Evren Dinçer'in size ufak bir hediyesi var. Bugünün anısına güzel günlerde kullanırsınız inşallah. İsmail amcacığım, şöyle ikinize vereyim ben. Beraber kahve içerken bizleri ve belediye başkanımız Sayın Evren Dinçer'i hatırlarsınız. Çok selamlarını da getirdik sizlere. Çok teşekkür ederiz. Belediye başkanımıza selam olsun. Çok çalışmalarından memnunuz. Allah çok teşekkürler. Razı olsun. Çok sağ olun efendim. Tekrardan ellerinize, emeğinize sağlık. Her şey çok güzel görünüyor. Değerli izleyicilerimiz, bugünkü Lezzet Avcısı'nın da sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bizler her çarşamba saat 14'ü gösterdiğinde Aksaray Belediyesi Web TV ekranlarında olacağız. Sizler benim evime de gel, ben de sana güzel yemekler yapayım, yaptığım yemekleri tanıtayım diyorsanız iletişim adreslerimizden bize ulaşabilirsiniz. Programlarımızın tekrarlarını Aksaray Belediyesi Web TV YouTube kanalımızdan veya Facebook adreslerimizden izleyebilirsiniz. Hepinize güzel, mutlu günler diliyorum. Sağlıkla kalın, bizimle kalın.